Merhaba değerli izleyenler, Cumhuriyet TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Cumhuriyet TV'den, Cumhuriyet Gazetesi'nden Savaşkan İskefli. Kendisiyle yine bu otomobil piyasasıyla alakalı konuları konuşacağız. Tabii bütün dünyayı ilgilendiren önemli gelişmeler hala devam ediyor bu alanda. Bazı tarihler belirlendi, bazıları netleştirildi, bazıları ötelenmeye çalışılıyor. Fakat bugünkü başlığımız esas önemle vurgulamamız gereken belki fosil yakıtlı araçların çok ummadığımız bir ülkede tamamen yasaklanması ile ilgili. Bunu konuşacağız. Tabii bundan önce konuğumuza hoş geldin diyelim ve Avrupa'daki gelişmelerle başlayalım. Savaşkan hoş geldin öncelikle. Merhabalar, hoş bulduk tekrar. Şimdi Avrupa'da senin de haberini yaptığın bazı konular oldu. Ben de takip ediyorum senin haberlerini yakından. Fosil yakıtlı araçların çoğunun bu artan motor verimliliğine rağmen son 12 yılda aslında karbondioksit kullanımının azalmadığı ile ilgili evet, bir haber. Evet. Şimdi bana ilginç geldi. Bu neye dayanarak, neden böyle ilk başta haberin başını okudun da? Tabii sen haberinde detaylarını vermişsin ama dilersen burada da biraz bahsedelim detaylarından. Tabii. Şimdi bunu son yaptığımız programda da biraz bahsetmiştik ama onun ardından bir rapor ortaya çıktı. Zaten benzer şeyler ufak tefek konuşuyordu ama şu anda tamamen aynı oldu. Tekrar gündeme geldi. Hı hı. Bu aynı olmasının nedeni şöyle. Şimdi ben birkaç not aldım konuyla ilgili. Burada Avrupa Sayıştay raporu çıkardı bunu ortaya. Avrupa Sayıştay raporuna göre şöyle, benzinli araçlarda %4.6'lık bir düşüş var. Hı hı. Ama %4.6'nın çok daha üzerinde olması bekleniyor normal şartlarda. Normal satış oranına. Tabii 12 yıla oranla. Yani 12 yıldaki teknolojik gelişmeler oranında daha fazla olması bekleniyor. Ama 12 yılda şöyle oldu. Ayrı bir araştırma daha vardı. Ben onu başka bir yerden aldım. Şimdi şöyle, orada da diyor ki arabaların ortalama son 20 yılda genişlemesi, yani bunu büyüklük olarak tanımlarken hemen hemen birbirine yakın genişlikteki arabalar biraz daha uzun olabiliyor, biraz daha kısa olabiliyor. İşte hatchback'tir, sedan'dır, station wagon'dur falan. Ama genişliği temel olarak baz almışlar burada. Burada diyor ki ortalama her yıl 0.5 santim arabalar büyüyor. Yani bu da 10 yılda 5 santime tekabül ediyor. 20 yılda 10 santim. Arabalar sürekli büyümeye başladı. Tabii büyüdükçe ağırlaşıyor da. Bununla ilgili de bazı tartışmalar vardı herhalde. Geçen tabii şeyde, programda da konuşmuştuk. Tabii Fransa'da vardı. Geçen programda konuştuk onu. Jeep'lere daha fazla otopark ücreti alınması. Jeep diyorum yani. USV'lere. Çünkü orada şey var. Büyük araçlara. Yani öyle şey oldu. Alıştık artık. İnsanlar da anlasın diye Jeep derdik eskiden biliyorsun. SUV'lerde 3 kat daha fazla şey alacaklar. Otopark ücreti alacaklar Fransa'da. Referandumdan geçti. 4 Şubat referandum tarihi. Yakında bir farklı geçti. %56 sanıyorum kabul etmiş yasayı, öyle söyleyeyim. O zaman bizim programın üstünde yeni bir gelişme oldu. Artık tabii, tabii. Bu geçti yani. Geçti. Artık Paris'te aracını park edenler eğer SUV'ye biniyorsa diğer araçlara göre 3 kat ücret verecekler. Yani bu da işte SUV'ler biraz daha az kullanılsın. Çünkü çok büyükler. İşte biliyorsun daha fazla karbondioksit salınımına neden oluyorlar. Çünkü burada işte dediğim gibi yani yine ben not aldım. Arabalar büyüdükleri bu konuya, için. Bu konuya devam etmeden önce ben şu konuda da yine fikrini almak isterim. Yani bağlantılı olduğu için. Fransa'da, Paris'te alınan bu karar sence diğer ülkelere, diğer şehirlere de yayılmaya devam eder mi? Yani bu büyük araçlardan daha fazla vergi alınması, daha fazla otopark ücreti alınması vesaire gibi tabii, hususlar. Tabii eder. Çünkü şöyle, Avrupa Birliği'nde de zaten bununla ilgili bir takım raporlar sunuluyor. İşte o sunulan mesela raporda şöyle bir ayrıntı verilmiş. Arabaların genişliği Avrupa Birliği'nde bir standart belirleniyor tabii ki. Belirlenen standart 255 santim. Hı hı. Yani 2 metre 55 santim. Bunlar aslında bakarsan tırlar, kamyonlar, daha büyük araçlar için bir standart getirilmiş. 255 santim diye. Ama diğer arabalarda olmadığı için, yani sedan arabalar, işte makam arabaları ya da büyük SUV'lerde bir sınır olmadığı için sürekli büyümeye devam ediyorlar. Aslında onlardaki sınırın daha kısıtlı olması lazım. Belki yarın bir gün böyle bir kısıtlamaya gidilebilir. Ama o olana kadar da yine Fransa'yı takip edecek mutlaka ülkeler çıkacaktır. En azından Paris'i takip edecek kentler çıkacaktır. Hı hı. Öyle söyleyeyim. Bunlarla ilgili daha önce konuştuk mesela, işte Tesla'yı bile çok büyük olduğu için eleştirmek üzerine bazı çevreciler mesela üzerine bir şeyler yapıştırmışlardı falan. Evet. Mutlaka ki büyük arabalarla ilgili bir takım gelişmeler yine ortaya çıkacaktır. 2024'te de çıkacaktır. Fransa'daki halk, bilhassa Paris'teki halk bu konularda biraz da hassas galiba. Yani şeyi de yanlış hatırlamıyorsam
kısıtlama mı getirilmişti veya yasaklanmış mıydı bu elektrikli skuterlar? Skuterlar, evet. Onlarda da mesela yine galiba ilk orada tabii, çıktı tabii, diye anlıyorum. Tabii skuterlarda da oldu. Ya şöyle şimdi biliyorsun kentleşme çok uzun süredir evet. bütün dünyada. Herkes mesela Fransa'da oturanlar Paris'te yaşamak istiyor. Mesela Türkiye'de oturanlar İstanbul'da yaşamak istiyor. Dolayısıyla kentler gitgide daha kalabalık bir hal alıyor. Dolayısıyla insanlar da hani bunun nasıl bir önlem alabiliriz, ne yapabiliriz? Bunu düzeltmeye çalışıyorlar öyle söyleyeyim. Bunun içinde mesela skuterlarda çok büyük bir karmaşaya neden oluyordu. Dolayısıyla şimdilik böyle bir önlem aldılar ama yarın bir gün de tam tersi olabilir. Belki de yarın bir gün biz göreceğiz skuterları teşvik edecekler. Bu da söz konusu olabilir ama bunun için yapılması gereken öncelikli adımlar var. Mesela bizde hep konuşulur bu motosiklet satışları işte otomobile çok yok. Geçti. Otomobil satışlarına geçti motosiklet satışları. Ama daha da ileri gidebilir mi? Kesin bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü bunun nedeni motosiklete uygun bir karayolumuz yok bizim. En başta uygun olmamasının çok basit mesela bir örneğini vereceğim yalnızca. Şimdi bariyer vardır yolda giderken. Kaza yaptığınız zaman o bariyer sizi karşı şeride geçmenizi önler. Evet. Yani sırf direkt de koyamazsın çünkü çok büyük hasar alır araba. Bariyere çarptığın zaman direğe oranla araba daha az hasar alır. Belki içindeki işte hayattan olacaksa olmaz. Ama bu bariyerler motosiklet için bir önlem arz etmiyor. Yani sen motosiklette eğer düşersen istediğin kadar sağlam ekipmanın olsun. Sürünerek belki hayatını kurtarabilirsin ama eğer o bariyere doğru kayarsan bariyerin altında düz bir zemin yok. Direkt sen çubuklara denk geliyorsun o çakılan demirlere. Evet. Dolayısıyla bir sürü motosiklet sahibi, sürücüsü orada hayatını kaybediyor. Yani buna uygun bir yol yok. Motosiklet kullanıcıları da eleştirilir mesela zaman zaman. Çünkü motosiklet kullanıcılar şeridin üstünden mi gidecek, şeritten mi gidecek? Yani insanlar da bu konuda çok bilgi sahibi de değil. Öyle söyleyeyim. Bilgi sahibi olmaması nedeni şöyle. Belki bilgi sahibi olan insanlar da kullanıyor ama öyle bir artık alışılmışlık var ki dolayısıyla hep denir otomobilden saymıyorlar, araçtan saymıyorlar motosikletleri diye. Kimi motosiklet sahipleri de kendisini araçtan saymadığı için. Ya burada, dolayısıyla böyle bir karmaşa var mesela. Çok bir karmaşa problem var. Mesela benim en çok dikkatimi çeken, şimdi en sağ şeritte gidiyorsun otomobilinde. Ya en sağ şeridin sağından gelmeye çalışıyor. Evet. Değil mi? Şimdi evet. Sen en sağ şeritte olduğun zaman doğal olarak, tabii olarak sağ aynanı kontrol etmezsin. Zaten en evet. sağ şerittesin. Evet, evet. Şimdi böyle bir durumda ufak bir evet. hareket bile olsa anında oradan bir motosikletli geçiyorsa tabii. bir kazaya sebebiyet verebiliyor. Evet. Tabii bunları da mesela yani düşünmek lazım. Birçok farklı yeri var. Arkadaş ben sağa kontrol etmiyorum ki. Ben solumdan geç yine evet. kuralsız geç ama solumdan geç yani. Sağımdan evet. niye geçiyorsun? Zaten en sağdayım. Böyle problemler var. Neyse konu da çok konu, fazla evet, dağılmadan Avrupa'ya biz tekrar dönelim. O taraftaki sen yine gelişmeleri aktarıyordun. O konuda devam edebiliriz. Şimdi Fransa'dan bahsettik biz. Fransa'yı bazı ülkeler takip edecek dedik. Burada Avrupa emisyonlarından bahsettik. Yani hı. arabalar büyüdüğü için emisyonlar çok fazla düşmüyor. Dolayısıyla yine elektrikli kullanımının artacağı beklentileri de var. Ama burada şöyle yani hem gerçekten bu kurallara uyanlar var, kurallara uyamayanlar var. Kurallara uyulamayacağı endişesinde olanlar var. Öyle söyleyeyim. Şimdi uyanlardan bahsedelim öncelikle. Hı hı. Şimdi Norveç ve Almanya'dan örnek vereceğim ben. Yine kısa süre önce çıktı bu haberler. Şimdi Almanya'da Hamburg'da şöyle bir açıklama yapıldı. 2025 yılından itibaren sadece elektrikle çalışan taksilere ruhsat verilecek. Yani 2025'ten itibaren taksilerin eski olanlar tabii ki kullanılmaya devam edecek ama bu tarihten itibaren artık sadece elektrikli taksiler kayıt çok yapılacak. Çok neredeyse bir yıl var. Tabii bir yıl var. Bunun haricinde Norveç çok fazla satıyor zaten elektrikli de biliyorsun. Norveç'te 2023 yılında satılan otomobillerin ne kadarın elektrikli olduğu ortaya çıktı. Bunu paylaştılar. Satılan otomobillerin %82.4'ü elektrikli. Çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam elektrikli ama tabii orada nispeten zengin bir ülke olduğu için hem elektrik altyapısı için daha rahat hareket edebiliyorlar. Çünkü buna ayırabilecekleri daha büyük bir bütçe var. Bunun haricinde bir de daha önce konuşmuştuk. Yani elektrikli araba kullananlar kendi evinde şarj edebiliyorsa, hı hı. bu imkanları varsa ki oradakilerin daha büyük bir kısmını dünyanın geri kalanına göre böyle bir avantajları var. Öyle söyleyelim. Dolayısıyla daha kolay bir şekilde elektrikli satış yapabiliyorlar. Şimdi bu pozitif olanların haricinde Amerika'da bir çalkantı var şu anda. Evet, orada o konudaki haberini de takip ettim. Evet. Biden'a bir mektup hadisesi var orada da tabii. Yani şimdi şöyle, Biden'a daha önce bir mektup daha yazılmıştı Kasım'da. Hı. Ama Kasım'da yazılan mektupta yaklaşık 3000 bayi vardı. 3000 bayinin biraz daha üzerinde. Bayi şey yaptı, bu yeni yapılan anlaşmaya göre, bu anlaşmayı çok kısa bir özetleyeyim öncelikle.
Şimdi Çevre Koruma Ajansı EPA 2009 yılında karbondioksit zararlı gazlar listesini aldı. Hı hı. Onu da bir söyleyeyim. Şimdi EPA'ya göre emisyonların %58'i binek otomobillerden ve kamyonlardan kaynaklanan ulaştırma sektörü. Dolayısıyla EPA diyor ki bizim bunu düşürmemiz lazım. Düşürmek için de bir yol haritası çiziyor. Ama işte sorun da bu yol haritasından kaynaklanıyor. Şimdi EPA'nın çizdiği yol haritasına göre 2030'da diyor ki satılan arabaların %60'ı elektrikli olmalı. Hı hı. 2032'de %67 diyor. Yani 3 arabadan ikisi. Ama bunun olamayacağını söyleyen bayiler var. Çünkü olamamasının da hakikaten çok önemli nedenleri var. İlk yazılan mektupta şöyle, ben ufak ufak notlar aldım. Dilersen onları paylaşayım. Tabii. Şimdi öncelikli olarak burada ilk yazılan mektupta Biden'a şu ifadeler kullanılıyor. Elektrikli araçların daha uygun fiyatlı hale getirmek için zaman tanınması gerektiği. Çünkü teknoloji geliştikçe biliyorsun ucuzluyor. Ve bunların belirlediği o oranlara uymak için biraz daha uygun olması gerektiğine inanıyor bayiler. Bunun haricinde batarya yapımında kullanılan mineraller için yerli kaynakların geliştirilmesine zaman tanınması gerektiği söyleniyor. Çünkü daha önce 43 tane araba vardı. Bu 7500 dolarlık bir teşvik paketi var. Uygulanıyor araç başına Amerika'da. Şu anda o bu yerli mineral kullanılması gerektiğine dair bir düzenleme yapıldığı için 19'a düştü. Yani 43 model yerine artık 19 modelde 7500 dolarlık indirim alabiliyor Amerika'daki insanlar. Hem bu var hem de şarj altyapısıyla ilgili de Amerika'da biz ne kadar işte Türkiye'de şarj altyapısıyla ilgili problem sorunlar var desek de Amerika'da da var mesela bu sorunlar. Ve bayağı da büyük sorunlar. Çünkü Amerika'nın zaten yüz ölçümü de çok büyük. Orada dikkatimi çekeni size paylaşacağım. Şimdi şöyle, bu ikinci mektuptan gerçi. İkinci mektupta şu deniyor. 2032 yılına kadar 2.8 milyon kamusal şarj istasyonuna ihtiyaç duyulacak. Bu hükümetin tahmini. Amerika'da yapılan tahmin. Bunu hesaplamışlar. Bugün sadece 170 bin tane kamusal şarj istasyonu bulunuyor diye eklemişler mektuba. Ve mektupta deniyor ki 9 yıl içinde sayı 2.8 milyon çıkarmak için günlük 800 yeni şarj ünitesinin inşa edilmesi lazım. İmkansız. İmkansız. Dolayısıyla bu imkansızlıklar içinde bu şekilde kurallar uygulanmaya çalışıldığı zaman düzenleme için kullanılan ifade, yine tırnak içinde söylüyorum, tüketicileri elektrikli araç satın almaya zorlamak. Amerika'da şu anda elektrikli araç satmak zorunda hissediyor bayiler kendilerini. Çünkü onların önüne getirilen bir kural var. Hı hı. Bu kurala uymaları gerekiyor ama kurala uymak çok güç. Yani dolayısıyla elektrikli de kurala bundan önce uyuyabiliyordun. Çünkü şöyle, elektrikli çıktı, bayağı popüler oldu. Özellikle Tesla ile birlikte. Son birkaç yıldır herkes işte elektrikli şu araba çıktı, bu otomobil çıktı, bir sürü marka girdi buna. Geleceğe dönük bir takım kararlar alınırken markalar da buna göre kendini şekillendirdi ama insanlar buna göre şekillendirebilecek mi hemen? Bu düşünülmüyor. Yani evet. Pek çok insan bunu çok mantıklı bulan zaten gidip elektrikli araba aldı. Ama her gün bu insanlara bir yenisi daha katılmıyor. Yani piyasada da bir doygunluk olma durumu söz konusu. Yani elektrikli araba evet çıktı, ilk başta çok fazla satıldı ama bu düşecektir mutlaka. Ama buradaki oranlar düşeceğine yönelik oranlar değil. Sürekli aynı şekilde çıkması bekleniyor. Aslında zorlama. Tabii zorlama. Bir zorlama şeyi var burada. Evet. Ya tabii sadece Amerika'da değil, Avrupa'da bahsettiğin şeylerde de yani Hamburg'da dedim mesela, 2025'te evet. Artık elektrikli olmayan arabalara şey ruhsatı, taksi ruhsatı vermeyecek. Evet. Yani bunlar aslında birer dayatma ve ben bu dayatmaları tabii bir yerlerden hatırlıyorum. Yani evet. Bazı geçişlerde maalesef böyle küresel politikalar gereği bazı dayatmalar yapılıyor. Evet. Sanıyorum elektrikli araca geçiş olayında da böyle bir durum var. Bir de yani aklıma takılan bir soru. Sanıyorum geçen programda da biraz değinmiştik. Bu kadar çok elektrikli arabayı şarj etmeye yetecek yenilenebilir kaynak var mı da evet. Bu kadar çok araba dayatılıyor? Şimdi dünyada üretilen elektriğin yine önemli bir kısmı işte nükleer santrallerden yine veya fosil yakıt fosil kaynaklardan üretilen elektrikler. Şimdi ben arabamı elektrikle şarj edeceğim ama o elektriğin üretildiği yine fosil. Yani buradaki geçişi sağlamadan böyle bir dayatma yapmak bilmiyorum çok daha mantıklı mı? Evet, yani çok acele edildiği konusunda zaten pek çok kimse mutabık durumda şu anda. Çünkü yani daha önce de söylemiştik,
açıkçası şu anda %15 gibi bir yenilenebilir enerji kaynağı tüketimi söz konusu. Yani %15'lik bir kısım yalnızca buradan sağlanıyor. Çok ufak yani, çok ufak. Çok ufak, ufak yani 7'de 1'i gibi bir orana eşdeğer bir oran sadece. Yani 7'de 1'lik bir oran neticesinde insanlar hani zor, yani bir yerde artık zorla gibi bir durum söz konusu oluyor. Evet. Ve biz şimdi tartışırken ne diyoruz işte, bizi dinleyenler, elektrikli otomobil iyi mi, içten yanmalı araçlara göre daha iyi mi, nesi daha fazla öne çıkıyor diyor. Tamam. Hı-hı. Biz burada öne çıkan kısımları söylüyoruz. Eksik olan kısımları da ileride teknoloji geliştikçe bunlar artık daha iyi olacak da söylüyoruz. Örneğin işte en başta şarj mevzu var. Şarj süresi daha uzun. Ama burada bu dayatmalar geldikçe insan ister istemez sorgulamaya başlıyor. Evet. Yani eğer bu daha iyiyse neden zorunlu tutuyorsun ki? Daha iyisi zaten herkes, bu daha iyi, ben neden ötekini alayım doğal ki diye düşünüyor. Doğal bir süreç içerisinde devam edecektir bu nihayetinde. Tabii yani bu şekilde devam etmesi gerekiyor normal şartlarda. Ama bunu sürekli insanlara dayatmak tam tersi bir etkiye de neden olabilir. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani kaldı ki sırf elektrik diye bu denli sarılmanın doğru olmadığını şu nedenle düşünüyorum. Şimdi yenilenebilir enerji diyoruz ama işte çevreyi kirletmemek için farklı bir takım teknolojiler de söz konusu. Yani hidrojen var. Hidrojenle ilgili şu anda bilinmeyen çok fazla şey var. Hidrojen kesinlikle daha iyidir ya da daha kötüdür demek gerçekten kolay değil. Çünkü onun da çok fazla eksisi var. Yani çok büyük bir basınçta çalışıyor. O basınç neticesinde onu depolamak da çok zor. Dolayısıyla orada da bir maliyet unsuru devreye giriyor. Ama hidrojen haricinde mesela e-yakıt var. Yani karbondioksit, havadan karbondioksit emilip e-yakıt, bir metanol yapıyorlar. Daha sonra araç bu yakıtı kendi motorunda yakınca yine karbondioksit salsa da ilk başta emdiği karbondioksit salmış oluyor. Şimdi e-yakıtı bekleyen bir sürü üretici var. Bu e-yakıtı bekleyen üreticiler genelde süper spor üreticileri. Yani e-yakıtla ilgili çok büyük gelişmeler olamaz diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani bu elektrikte çok hızlı bir dönüşüm içine girmeye çalışıyor. Ya aslına bakarsan bu hızlı dönüşümün nedeni de çok basit. Şöyle. Diyelim ki bir iş yerim var. Öyle düşün. Ya yani ülkeyi işletiyorsun sonuçta, öyle değil mi? Yani ülkeyi işletiyorsun ve iş yerine ne yapmak istersin? Bu iş yeri daha kalkınsın, daha güçlü olsun, daha çok para kazanayım. Para kazanmak için de kendi iş yerinde daha alt birimler var. Bu birimlere yatırım yaparsın ki bu birimler ileride sana daha fazla bir para getirsin. İşte daha zengin bir ülke ol. Evet. Şu anda elektrikli otomobilin çok fazla para getireceğini düşünüp çok fazla fabrika açmak niyetindeler. Çok fazla satılsın istiyorlar. İnsanlar bir an önce geçsin ve biz ne kadar diğerlerinden önce geçersek ilerleyen süreçte bu bizim lehimize olacak diye düşünüyorlar. Dolayısıyla işte bu Amerika gibi ülkelerde yapılan bir yerde bu. Çünkü onlar zaten biliyorsun dünyadaki patentlerin pek çoğu kendilerinde. Ya zaten sırf patent olması bile senin çok büyük bir ekonominin olmasına yol açabiliyor zaten. Bunlar da dolayısıyla hızlı şekilde bunu geliştirmek istiyorlar. Ama sorunlar olmuyor mu? Oluyor. Bu sorunlar içinde gerçi tebessüm ettirecek olaylar da var. İlk başta konuştuğumuz. Dilersen oraya da gelebiliriz. Tabii tabii, buyur. Şimdi şöyle. Bu ülkeler içinde genellikle işte Avrupa'da, Amerika'da 2035 yılı konuşuluyor. İlk başta 2030 çıkmıştı ama 35'e sarktı. 35 yılından sonra artık fosil yakıtlı araç satmak istemiyorlar. Öyle söyleyeyim. Biz bunu konuşurken bir ülke bunu onayladı. Artık bir ülkede fosil yakıtlı bir araç olmayacak. Ben gördüğümde şaşırdım yani açıkçası. Yani hangi ülke olduğunu gördüğümde şaşırdım. Çünkü böyle şeylerin genellikle böyle küresel projelerin uygulayıcısı ilk başta batıdan bir yerden çıkar gibi bir izlenime kapılıyor insan. Ben şaşırdım. İzleyenler de muhakkak şaşıracak. Tabii bunun nedenleri de var. Şöyle şimdi bu ülkede olmayacak derken olanlar tabii ki kullanılmaya bir süre daha devam edecek ama artık içten yanmalı motorlu araç almak istemiyorlar. Ve bunu açıkladılar. Daha bundan sonra almayacaklar. Sadece elektrikli araç satışı yapılacak. Bu bir Afrika ülkesi. Etiyopya'da. Etiyopya'da olmasının iki nedeni var. Ya ağırlıklı olarak aslına bakarsan tek nedeni var. Şöyle. Şimdi biz Türkiye'de de çok fazla gündeme geliyor. İşte Merkez Bankası'nın eksi rezerv var. Dış ticaret açığı veriyoruz. Elimizde yeteri kadar dolar yok. Bunlardan bahsediyor. Bizden daha kötü tabii bir durumda Etiyopya. Etiyopya yıllık 6 milyar dolarlık petrol alıyor. Hı hı. 6 milyar dolar kadar ve bunun büyük bölümü de otomobillerde kullanılıyor. Dolayısıyla şöyle bir şey var. 6 milyar dolar her yıl vermek istemiyor artık. Çünkü doları da yok. Çok kötü bir ekonomisi var. Yani şöyle ben büyüklüğüne baktım. Amerikan ekonomisinin 1/200'ü kadar.
Yani nüfus kaç bu arada? 120 milyon. 120 milyon. 120 milyon. Büyük bir ülke. 120 milyon nüfuslu. Burada kim söyledi? Ulaştırma ve Lojistik Bakanı açıklama yaptı. Açıklamasında diyor ki elektrikli olmadıkça otomobillerin Etiyopya'ya giremeyeceğine dair karar verildi. Artık bu karar alındı. Burada döviz sıkıntısı çekiyorlar ama döviz sıkıntısının haricinde bu döviz sıkıntısı zaten çekeceklerini de daha önceden de öngördükleri için yenilenebilir enerji kaynaklarına da yatırım yapıyorlar. Hmm. Biz diyoruz ya işte dünyanın ancak %15'i kadar bir elektrik yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor diye. Etiyopya'da bu oran çok çarpıcı %97. Oo. %97'si ürettikleri, tamam evet ürettikleri enerjinin %97'si yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor ve bir de şöyle bir şey daha var. Afrika'nın en büyüğü olacağı iddia ediliyor. Onu tam araştıramadım açıkçası. Tekrar bir bakmak lazım ama en büyüğü olacağını vurgulamışlar. Baraj inşa edeceklerini de söylüyorlar. Hmm. Dolayısıyla Etiyopya hızlı bir şekilde yani hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir karar aldı. Bu artık bu sene sonuna doğru ben tekrar inceleyeceğim Etiyopya'yı. Yani güzel bir deney ülkesi haline gelmiş evet, aslında bu evet, konuda. Yani ne netice verir, nasıl olur, nasıl olmaz. Evet. Tamam yenilenebilir kaynaklardan elde ediyor ama bu kadar aracın şarjı için acaba yeterli olacak mı o kaynaklar evet. vesaire? Bu acayip bir sürece götürecek durumu gibi görünüyor. Tabii burada dayatmaların her türlüsü biraz da böyle itici olduğu için biraz önce de konuştuğumuz konu yani ne kadar bir dayatma gelirse insanlar, en azından benim gibi düşünen insanlar o kadar bu konudan uzaklaşır. Ben mesela elektrikli araç almayı bu konuda o zaman düşünmem. Düşünmeme sebebim aslında biraz akılcı bir sebep. Evet. Arkadaş, ben Anadolu'nun bir köyünden geçerken aracımın elektriği bitse, bilmem ne, bataryası tükenirse ne yapacağım ben dağın başında, nereden elektrik bulacağım yani şimdi? Evet. Bu gibi sorunlar ve bunun haricinde sizin iddia ettiğiniz şeyle karşımıza çıkan şey tutarsız. Yani iddia ettiğiniz şey karbon emisyonunu azaltma ile ilgili. Zaten o da bir moda oldu. Her yerde karbon. Şimdi şeyde de çıktı. Karbon ayak iziyle ilgili daha fazla vergi alma konuları var mesela. Evet, evet. Yılda şu kadar uçarsam bu kadar vergi, bu kadar uçarsam. Onun gibi hususlar da var. Bir de oradan bir dayatma gelecek anlaşılan. Yani sen diyorsun ki %15'ini yenilenebilir kaynaklardan şey yapıyorum. %85'i fosil yakıtlar hala. Bana hala şimdi 2030'a 2035'e kadar zorluyorsun elektrikli araç. Evet. Bu tip şeyler bende çok çelişki uyandırıyor. Tutarsız bir durum var ortada. Ve ben teknolojisinin de eğer hakikaten geleceğin otomobili elektrikli otomobil olacaksa, hakikaten böyle bir net bir şey varsa duruş, teknolojisinin çağ atlayacağını düşünüyorum. Ve o çağ atlamadan önce almak istemiyorum açıkçası. Evet. Burada bir kırılma noktası olması lazım muhakkak. Tüm teknolojik şeylerde böyledir bu yani. Yani izleyiciler mesela kolay anlayabileceği türden bir örnek verelim. Atıyorum gömlek giyiyoruz. Hemen hemen herkes gömlek giyiyor ya da mont giyiyorsun. Nasıl giyiyorsun bunu? Hep böyle düğmeleri ya da fermuarı ortadadır bunun. Şimdi deseler ki ya biz bu hep bu ortadadır ama işte bir araştırma yaptık örnek veriyorum. İnsanların %95'i sağ elini daha çok kullanıyor. Biz bunu değiştirdik. Efendim sola aldık. Şimdi ben alışmışım bunu yıllardır böyle ilikliyorum. Bir sürü insan alışmış. Bu tarafta ilikleyecek bir şey almam için bunu cazip hale getirmen lazım. Evet. Nasıl cazip hale getirirsin? İşte elektrikler bir şekilde bir takım yanlarıyla cazip hale getirildi. Ama belli ki bu cazip hale getirilmesi yetmiyor. Ve sana mesela diyorlar ki 5 tane gömlek mi alıyorsun? Bir tanesini bu şekilde almanız evet. lazım. Sorgulamaz mısın o zaman? Ya acaba burada bir eksik mi var? Neden almak zorundayım? Yani bunu böyle yapmamın kime ne faydası var? Tabii ki burada evet elektriklerde diyoruz. Yani kime ne faydası var derken daha çevreci olduğunu da söylüyoruz mutlaka. Daha çevreci ama bu hızda yapılmasının kime ne faydası var? Yalnızca biz hız odaklı bahsediyoruz burada. Buradaki geçişte. Evet. Tabii ki geçilsin evet kirletmiyor söylüyor. Ama geçilecekse de tabii ki düzgün geçilsin. Yani 500, 600, 1000 beygirlik arabalarda çok fazla enerji tüketiyor. Bu kadar yüksek tüketimi olmayan araçların daha popüler olduğu bir zemin hazırlanması daha uygun. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Tabii. Böyle bir duruma geçiyor. Tabii yani buradaki amacımız şey değil. Değerli izleyenlere de onu tekrar hatırlatmış olayım. Yani elektrikli aracı övmek veya yermek veya fosil aracı övmek veya yermek değil. Yani biz neticede bir elektrikli araç fabrikası sahibi veya bir fosil araç fabrikası sahibi değiliz. Burada gördüklerimizden, okuduklarımızdan, araştırdıklarımızdan bunları anlatmaya gayret ediyoruz. O yüzden böyle bir tarafmış gibi bir pozisyona da düşmek istemem açıkçası bu konuda.
Bizler dediğim gibi neyse onu anlatıyoruz. Yani biz gördüklerimizi yorumlayıp sorgulamaya çalışıyoruz. Yani farklı senin söylediğin sözler üzerinde de var. Yani daha önce mesela sorgulanmamış. Ben isterim ki sorgulansın. Karbondioksitle ilgili bahsettin. Karbondioksit 2009 yılında zararlı gazlar listesine alındı. 2009 yılında. 2009 yılından önce zararlı gaz olarak bahsedilmiyordu karbondioksitten. Ve zararlı gaz listesine alındıktan sonra herkes şu anda zararlı gaz olarak biliyor. %99 ama bir haberler mesela bakılsın, tartışmalar yapılsın. Yapılmasının kime ne zararı var? Tabii. Daha önce Greenpeace Başkanı karbondioksitin zararlı neden gaz olduğuna dair açıklama, yani değildir diyor. Karbondioksitle ilgili şu anki emisyon değerleri 4 katına dahi çıksa bitki örtüsünün bunu tolere edebileceğine dair çalışmalar var. Yani bunları okuyanı sorar. Tabii bunları tartışıp bunların mesela yalanlanabilir eğer doğruysa, değil mi? Öyle değil mi? Yalanlansın ama kesin kes söyleyip herhangi bir şey dedi. Şöyle çok basit düşün. Dünya yuvarlaktır dedi biri. İdamla yargıladılar. Sonra ev hapsi cezası aldı. Ne demişti? Hani siz ne dersiniz? Dünya yuvarlaktı ve dünya dönüyor. Dönmeye devam ediyor. Şimdi biz bunu o zaman ne o zaman yaşasak ne diyecektik? Ya böyle saçmalık mı olur? Düzdür diyecektik. Belki bu da bir yanlış. Ya da belki içinde yanlış var. Olabilen ufak bir hadise de olabilir. Bunu tartışmak lazım. Şöyle bir durum var. Şimdi maalesef biraz da yayını uzattık. Bunu da sonra söylemiş olayım. Maalesef bilimsel tapıcılık var. Bak, bilim tapıcılığı kaldıran bir şey değildir. Bilim her zaman gelişmeye, tartışmaya, araştırmaya teşvik eden bir şey, olgudur. Ama birileri bir şey söylüyor ve hemen ona tapmaya meyilli bir güruh ortaya çıkıyor. Dezenformasyon. Halbuki yani 500 yıl önceki bilimsel bir bilgiyle şu anki arasında tam tezat bir durum da oluşabiliyor. Yani bunların tartışılması kötü bir şey değil. Dediğim gibi saygı, adam dünya yuvarlak dedi. O adamı en çok linç edenler kimdi biliyor musun? Şimdi o dönemde şimdiki gibi bir teolojik ve bilimsel ayrım yoktu. Yani teologların çoğu aynı zamanda bilim adamıydı. O dönemde o adamı en çok yeren ve öldürülmesini isteyenler mesela bilim adamlarıydı. Yani kendi meslektaşlarıydı belki de. Evet. Böyle bir tezat var. Aynı şekilde bu dönemde de. Yani bir şey söylüyorsunuz, hemen böyle bir o bilimsel tapıcılıkla üzerinize çullanma vesaire durumuna geçiliyor. Ben özellikle seni izliyorum, çok görüyorum da zaten. Maalesef evet, yani. Maalesef. Arkadaş tartışalım ya. Tabii, sen şeysen. Çık, hatta bak bu deprem konusunda da profesörler bir araya gelmekten imtina ediyorlar. O onu şey yapıyor. Ya hepiniz profesörsünüz. Evet. Çıkın o zaman bilimsel bir tartışma zeminde tartışın ki biz de halk olarak böyle bir dışarıdan gözlemci olarak bakalım nedir ne değildir, bir ölçüp tartalım. Neticede herkesin beyni var, yani kimse gerizekalı değil. Neticede sizi de orada izleyecekler, takip edecekler. Böyle bir acayip bir dönemden geçiyoruz. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak. Evet. Tabii yeni gelişmeleri hem otomobil tarafında hem teknoloji tarafında seninle ara ara böyle programlar yapmaya gayret edeceğiz. Savaşkan, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Tekrar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bugünkü programın sonuna geldik. Bir sonraki programda yine görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.